O sırada Türkiye'ye yani bu Baş Kürdistan olsun, Tataristan olsun, Orta Asya Cumhuriyetleri olsun orada pek çok aydınlar geldi. Ve 21 senesinde Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra Türkiye'de çok büyük olaylar yaşandı. Yani iyileşme olayları. Diyelim ki Türk Dili Kurumu kurulması gibi, alfabenin Latin alfabesine geçmesi gibi olaylar. Ve orada o zamanlar Türkiye'de pek çok kelimeler, sözler Arapçaydı ve okullar da Arapça devam etmekteydi. Ve bu aydınlar eski Türkçemizde kullanılan bayağı kelimeleri Türkiye Türkçesini geriden döndürme çalışması çabasında bulundular. Ve tarihin yazılışında çok büyük etkileri olmuştur. Zeki Veli'di. İşte biliyoruz 1932 kongresinden sonra ayrılmak zorunda kalıyor büyük bir tartışma üzerine. Yani o tartışma da işte tarihin gerçek olması olayı üzerine oluyor. Ama sonunda o Avrupa'ya gidiyor, doktora tezini savunuyor, orada da tanıyor. Ondan sonra gene Türkiye hükümeti daveti üzerine tekrar Türkiye'ye dönüyor. Zeki Velidi Togan 8 Temmuz 1932 tarihinde Viyana'ya gitti. 1935 senesinde Viyana Üniversitesi'nden felsefe doktoru unvanı aldı. Avusturya'ya varıp Viyana Üniversitesi'ne inip Viyana Üniversitesi'nden doktora tezini savunduktan sonra 1939'da Türkiye'ye döndü. Zeki Velidi Togan 16 dil bilen adeta ansiklopedik bir adam. Zeki Velidi Togan İlk olarak yani tarihçi olarak tanıldı. Yani 1915 yıllarında onun Orta Asya'ya seyahatlemesi, onun başka Türk ve Tatar tarihi kitabının yayınlanması Rusya ve başka cumhuriyetlere çok büyük bir olay yarattı. Ve Zeki Veli'yi tanımaya başladılar. Ondan sonra işte 17 senesinde Rusya'da inkılap yapıldıktan sonra o Başkurtistan Otonom Cumhuriyeti için çalıştı, savaştı. Ve sonunda 20. yıllar sonunda buradan ayrılmak zorunda kaldı. Ama o Türkiye'ye sığınarak orada ilmi hizmetine devam etti. Ahmet Zeki'nin Başkurtları. Evet Sayın Başkanım, şu anda Ezan-ı Muhammed de okundu. Şu anda Ural boylarındayız, İdil-Ural taraflarındayız ve burada ezan sesi duyuyoruz. Neler hissediyorsunuz efendim? Ya yani çok güzel bir duygu ve insanın tüylerini diken diken eden bir durum. Şu anda Rusya'nın en kuzey bölgelerinden Sibirya'ya sınır olan yerindeyiz. Ve çok uzun dönem bu bölge Rus mezalimi altında kalmış. Çok ciddi bir asimilasyona uğramış bir bölge ve insanlar ruhlarını kaybetmemişler, asıllarını kaybetmemişler. Şu anda da yine aynı bölgede ezan sesini duyabiliyoruz. Bu bizim açımızdan gerçekten çok ciddi alınması gereken, önem verilmesi gereken bir durum. Buradaki insanları asla yalnız bırakmamak lazım.